16. yüzyılda kalma altın madalyon. Değeri bilinmiyor. Bilinmiyor çünkü değer biçilemiyor. Ama Kütahya'dan İstanbul'a gelene kadar bu nadide eser el değiştirmiş. Peki bu ne demek oluyor? Ha? Demek ki aramızda bir köstebek var. Eserlerin yurt dışına çıkartılmadan yakalanması için bütün birimler ortak çalışma içinde. Biz de Kaçakçılık Daire Başkanlığı'yla beraber yürüttüğümüz... Ya arkadaşlar susturur musunuz şunu? Amirim, sizden geliyor. Sağ cepte, burada. Amirim, yeğenler telefonun belirtisini değiştirmişlerdi. Oğlum bunu mu dinleyeceğiz? Susur şunu. Annem arıyor. Hemen geliyorum abi. Anacığım. Ya ah be anacığım ya. Ya bir şey oldu zannettim. Yine kalbin malbin tuttu zannettim. Yok oğlum bir şeyim. İyiyim, iyiyim. Ben seni başka bir şey için aradım. Söyle annem, niye aradın? Toprak oğlum. Canım benim. Şu kuzenini ara da yarın akşam beraber yemeğe gelin ha? Şimdi ben ararsam beni geçiştirir biliyorsun. Senden çekinir. Hadi oğlum bir ara. Ya anne ben toplantının ortasındayım. Sen bana Halil'i arasana diyorsun ya. Hadi hadi bir ara sen şunu. Of. Tamam anne söz şimdi hemen arayacağım tamam? Toplantıya yetişmem lazım tamam. Tamam. Ya anne toplantım var diyorum. Sen Halil'i arasana diyorsun. Al işte. Yine kim bilir ne iltik peşinde. Öz, babanlarını mı görüyorsun lan? Dur lan, dur. Dur, sakin ol. Ethem abi selam söyledi. Ödeme bu ay gecikmiş. Ondan böyle bir hatırlatma notu bırakmak istedi. Bana bak, yarın geldiğimde para hazır olsun. Tadımız kaçmasın yine. Anlaştık mı? Hadi bakalım o zaman. Yarın ola ayrı ola. Efendim abi. Başım gözüm üstüne abi. Buluruz abi. Kadınla çocuk. Hallederiz abi. Sen bana kadının resmini yolla. Eyvallah. Saygılar. Bana bu kadınla kızı lazım. Tamam abi. Neredelermiş? Hemen bulup getireyim sana. Lan bilsem sana mı sorarım yerini? Kadın yok ortada. Kuş olmuş uçmuş. Anladım abi. Peki bu kadının numarası var mı abi sende? Niye lan? Arayıp randevu mu alacaksın? Yok abi. Bizim de kendimize göre kaynaklarımız var. Teknoloji ilerledi biliyorsun. İyi bildiğin gibi yap. Bana bu kadınla çocuğun yerini bul bir an önce. Tamam abi. Sen hiç merak etme ya. Ben de o iş. Hadi git bir çay söyle. Efendim anneciğim. Anneciğim geleceğim dedim ya. Aradım anne Halil'i. Açmıyor. Koca adam dayısı mıyım ben bunun? Tamam anneciğim. Tamam anneciğim arayacağım yine tamam. Ya anne operasyona gidiyoruz şimdi tamam. Tamam anneciğim.
Oo kuzen ne haber ya? Oo Halil Bey şükür kavuşturana. Neredesin oğlum sen ne yapıyorsun? İyi abi iş güç aynı. Biliyorum ben senin o işlerini. Ne kadar yoğunsun da bizim telefonlarımızı açamıyorsun acaba? Yok be abicim. Şantiye işleri falan koşturuyoruz işte. Ya bırak oğlum bilmez miyim ben seni? Böyle bir gün böyle denk geleceksin. Yapıştıracağım ters kelepçeyi de. Kıyamıyor. Da sana değil ha. Annemin kalbi var ya ona kıyamıyorum. Vallahi günahımı alıyorsun abicim ya. Yok öyle ters bir durum. İyi peki öyle olsun. Bana bak. Annem seni rüyasında mı görmüş ne? Sarmış yine sana. Yarın akşam yemeği bekliyor. Mantı yapacağım diyor haberin olsun. Oo ne diyorsun? Vallahi gelirim abi ya. Eyvallah. İki elim kanda olsa gelirim. İki elin kanda olmasın. Gel tamam. Hadi. Semih. Amirim. Toplayın oğlum burayı. Tamam amirim. Delil toplama gelebilir buraya. Ha bu arada amirim ben kontrol ettim. Bu evden aldıklarımızla Kütahya'daki envanterler birbirine uyuyor. Bir taşla iki kuş diyorsun ha? Aynen öyle. Hadi bakalım. İyi akşamlar arkadaşlar. Abi söyledim ya. Yemin ediyorum anlattığım dışında bir şey bilmiyorum. Oğlum bir şey anlatmadın ki. Sabahtan beri hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Yok bize bunları verdiler, aldık, satacaktık. Çocuk mursalı gibi. İnsan azıcık yalan düşünür ya. Ayıp. Semih. Amirim. Ne bu? Bilmem abi. Ne? Sen ben onu soruyorum, o bana soruyor ya. İşte. Ya arkadaşlar siz niye benim karşımda kütüphane müdürü gibi takılıyorsunuz? Ben daha bu sabah bir kamyon tarihi eser çıkarmadım sizin evinizde. Tamam da komiserim ben bunu hiç görmedim. Vallahi ben de bilmiyorum amirim. Senin biz o zaman yanlış adamları mı aldık? Yanlış adamlar almışız amirim. Özür dileriz. Hayda. Siz de yorduk buraya kadar kusura bakmıyorsunuz değil mi? Helalinize ha. Benim evimden mi çıktı lan bir kamyon tarihi eser? Anlatsanıza adam gibi. Şimdi amirim sen yanlış anladın bizi. Bu altın. Yani bu bizi aşar. Bize gelmez. Ha. Sizi aşar. Kime gider? Çocuklar hadi oyalanmayın. Bitirin yemeğinizi. Açmıyor mu? Açmıyor anne. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Bilmiyorum anne. Söyledim annem bekliyor dedim. Geleceğim dedi söz verdi. Kim bilir nerededir yine.
Gittim. Halil, kuzen yapma. Ne yapayım abi? Fol yapma. Takılma oğlum şu heriflerle. Yine onların yanındasın değil mi? Yok be abicim öyle bir şey. Halil. Toprak. Bak kuzen. Ben her gün karakolda senin gibi onlarca adam görüyorum. Kolay yoldan parayı bulacağız diye bütün heriflerin peşine takılıyorlar. Ondan sonra da papazı buluyorlar. Harcanıyorlar yani. Lan oğlum, senin benim gibi herifler bu işlerde yükselmek için değil, harcanmak için vardır. Vay be kuzenime bak. Sen ondan mı polis oldun? Ben harcanma marcarım hesabı. Ben şunu bileydin. Semih, bir tane kayıp dosyası açacağız. Tamam. Halil Karaçam. Halil Karaçam, tamam. Aynen. Ben sana fotoğrafını, araç plakasını, bilgisini, her şeyini göndereceğim. Tamam. Sorgudan sonra acele, tamam? Tamam. Hoş geldiniz komiserim. Hoş bulduk. Bunlar mı defineci arkadaşlar? Bunlar amirim. Ali Baba ve iki haramiler ha? Evet arkadaşlar, söyleyin bakalım. Nereden buldunuz bu çanak çömlekleri? Amirim, bak yemin ediyorum ben kendi arazimde buldum vallahi. Ya ben anlamam öyle define falan. Ekim yapmak için kazı yapıyordum, bu kadar. Bereketli topraklar, içinden çanak çömlek fışkırdı, öyle mi? Yani amirim bak, ben anlamam öyle define falan. Ya ben böyle biri değilim ya, biz böyle biri değiliz amirim. Öyledir, öyledir. Genelde hep öyledir. Sen de ayaksın. Amirim, ben sadece yardım ettim kazarken. Oh. Aferin, iyi etmişsin. Sonra? Amirim, sonra bizim orada bir adam var. Bizim mahallede hani bu işlerden anlayan. Bulduklarımızı ona gönderdim. Bana birinin numarasını verdi bu işlerden anlar diye. Kim ismi? Amirim, arıyoruz. Sadede gel. Aradım, konuştum amirim. Kiminle? Amirim, adamı tanımam etmem. Yüz yüze hiç görüşmedik. Sonra birkaç gün sonra buluşalım dedi. Buluştuk. Bulduklarımızın hepsini ona teslim ettik. Hesabımıza parayı geçti. Ya bütün olan biten bu amirim, yemin ediyorum ya. Hoş geldiniz. Erkan, nasılsın görüşmeyeli? Telefonun teknik takibi yapıldı mı senin? HTS kayıtlarını bekliyoruz amirim. Adamın adı Erkan. Bu büyük kurye dediklerinden. Kaçakçılardan alıyor, yurt dışına getiriyor. Daha önce de gidip çıkmış zaten başlar. İyi. Dosyasını bana da gönderin. Banka hesap dökümü, parayı gönderen hesap. Parayı gönderen hesap yurt dışından abi. Onun da takibini yapamıyoruz yani. Aynen öyle. İyi, güzel. Savcı Bey'le görüştünüz mü? Ne yapıyoruz bu arkadaşları? Görüştük amirim. Sorgusu bittikten sonra mahkemeye çıkartıyoruz. Tamam. İyi. Kravat mravat ihmal etmeyin, tamam? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Kravatı unutmayın ha. Önemli. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Biz yine kaldık bu matematikten Semih. Evet amirim. Amirim. Yaz sen. Kurye Erkan'ın dosyası. HTS'lerine de bakıyoruz. Güzel. Tamam. Sevi. Buyurun abi. Baksana. Ya bu Halil Karaçam dosyasını açtık mı? Açtık abi. Güzel. Ya bunun bir son telefon sinyalleri nereden geliyormuş bir sordursana. Tabii baktırayım. Peki. Savcıyla ben sonrasında konuşurum. Şimdilik hızlıca aramızda, tamam? Tabii abi.
akşamlar. Hah, amirim. Halil Karaçam'ın konumunu buldum. Aferin sana be Semih. Ne çabuk. E işte siz isteyince hızlı. Ben de hemen hızlı buldum amirim. At bakayım bana. Ha, bu arada tam konum değil ama yakın civarı gösteriyor. Tamam oğlum, at sen. Gönderdim abi. Sen gönder, ben civarına bakınırım. Tamam. Sağ ol Semih. Rica ederim abi. Başka bir isteğiniz? Bir şey olursa söylerim tamam sana. Tamam abi. Sağ ol Semih. Halil, ne yapıyorsun acaba buralarda? Telefonumu arabada unuttum. Bir koşu gidip alayım, tamam? Tamam, tamam. Pardon. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Polisim de ben. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ama konumuzla alakası yok. Kayıp birisini arıyorum da ben. En son buralarda gözükmüş. Halil Karaçam. Kendisini tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Peki buralarda böyle birini görmüş olma ihtimaliniz? Ben yeni taşındım da o yüzden bilmiyorum. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel kız lan. Ya neredesin Halil ya? Neredesin? Neredesin acaba? Neredesin? Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Amirim günaydın. Günaydın Semih. Simit aldım, yer misin? Teşekkür ederim, kahvaltı için hallettim. Bizim çocuklar bir otofarisi yakalamışlar dün. Bu herifin çaldığı araçlardan bir tanesi Halil Karaçam'ın aracıyla uyuyor amirim. Plakası falan? Her şey aynı. Neredeymiş araç? Bulunduğu yerin yakınındaki bir hurdalıktaymış abi. Gel bir gidip bakalım ya. Tamam. Kızım, alın simit. Amirim. Savcıya haber verelim de bir inceleme başlasınlar. O zamana kadar da arabayı korumaya aldır, tamam mı? Tamam abim, merak etmeyin. Bir de senin bu dediğin köprü altı ne taraftaydı? Kilos tarafında. Tamam, oraya da gidip bir bakalım. Tamam abim. Semih.
amirim. Şu mevzuyu müdüre haber verme, tamam mı? Sonrasında ben hallederim. Tamam, merak etmeyin. Amirim, kızmazsanız bir şey sorabilir miyim? Sen bir sormadan nereden bileyim kızıp kızmayacağım be oğlum? O da doğru. Amirim, bu kayıp şahıs sizin yakınınız mı? Vallahi sen de yakınım. Ben deyim serseri mayın. Ama neticede canım kanım.